Daha sonra kültür ve tabiat varlıklarının bu alanda daha önceden mevcut olan yemiş kapanın, hamının en azından izlerinin ortaya çıkarılması ya da bununla ilgili bir sismik tarama yapılması talebi yerine getirildi. Mimar Sinan'ın ustalık eseri Tarihi Selimiye Camii bahçesinde yemiş kapı hanının gün yüzüne çıkarılması için başlanan kazılar sona erdi. Ancak kazılan alanların ne üstü kapandı ne de yemiş kapanı hanı gün yüzüne çıkarıldı. Edirne Belediye Başkanlığı'nın yaklaşık bir yıl önce proje hazırladığı Selimiye Camii Meydanı'nda Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu söz konusu alanda yemiş kapanağının kalıntıları bulunduğu gerekçesiyle izin vermemişti. Bunun üzerine kazı çalışması başlatılmış ve yemiş kapanağının izlerine rastlanmıştı. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Selimiye Camii önünde kazı için açılan yaklaşık 3 metre derinliğindeki çukurların ne olacağı konusunda gazetecilere bilgi veren Belediye Başkanı Recep Gürkan, yeni bir proje ile önümüzdeki günlerde çözüleceğini dile getirdi. O yarışmada bir projemiz birinci geldi. Bu proje UNESCO tarafından onaylandı. Ancak o dönemde Kültür ve Tabiat, UNESCO'nun onayından sonra Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'na verilen projeyle UNESCO'nun onayladığı proje arasında farklılıklar çıktığı için bir problem yaşanmıştı. Daha sonra Kültür ve Tabiat Varlıkları'nın bu alanda daha önceden mevcut olan yemiş kapanın, hamının en azından izlerinin ortaya çıkarılması ya da bununla ilgili bir sismik tarama yapılması talebi yerine getirildi. Sondaj amacıyla o kurular açılmıştı. Bazı tespitler yapıldı. Geçtiğimiz günlerde bunu kamuoyuna duyurmadık ama bu vesileyle onu da duyurmuş olalım. Sayın Valim'le beraber UNESCO alan yönetimi başkanı olan bir öğretim üyemiz vardı Ankara Gazi Üniversitesi'nde, Nurçin Hanım. O kendi isteğiyle başka bir üniversiteye gitmesi nedeniyle ayrıldı. Biz de varimiz Nurçin Şahin'le beraber değerlendirdikten sonra Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Müdürü Yusuf Bey'i UNESCO Alan Yönetim Başkanı olarak görevlendirdik. Yani bizim derdimizi bizim yakınımızda olanlar daha iyi bilirler mantığıyla. Çünkü hem ulaşılabilirlik açısından hem de doğrudan sorunun mantığı olması açısından. Bu şekilde biz Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ile tam bir entegrasyon sağlamış oldu. Önümüzdeki günlerde epeydir hareketsiz duran, ki bu hareketsizliğin nedeni de şuydu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun o kazılarla ilgili, yemiş kapanın hani kazısı ile ilgili bir kararı vardı. Belediyenin bir itirazı vardı. Bu yüzden yüksek kurula gitmişti. Bu yüksek kurulda beklediği için de herhangi bir çalışma yapılamıyordu. Bu da çözülmek üzere. Görüşmelerimizi yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde orada start vereceğiz. Belki daha önce bir sözlü çalışmamız olmuştu. Karara dönüşmeyen kurulla beraber. Orada yemiş kapanı hanının halihazırda 7 biken sağlam durduğu gözüküyor. Belki de bu 7 bikenin Köfteci Osmanlı'ndan kapı da var. Onları restore ederek, restriksiyon değil yalnız, restore ederek, onları bir canlandırma, ihya etme ve hanın diğer temel izlerini haftaya işleme şeklinde çalışmayı düşünüyoruz. Ama bu kesinleşmiş kararlar değil, sadece niyet aşamasında. Yemiş kapanağının tarihçesi ise şöyle. Selimiye Camii'sine gelir getirmek için yapılan yemiş kapanı hanı 1588 yılında inşa edildi. Handa meyve ve sebze alıp satılıyordu. Eski cami ile Selimiye Camii arasında bulunan han asırlarca şehir halkına hizmet verdi. 1752 yılındaki büyük depremde hasar gördü. Depremin ardından onarılarak yeniden insanların hizmetine açılan yemiş kapanı hanı sonraki yıllarda bu kez bakımsızlıktan harabeye döndü.